Merhaba Şöhret. Nasılsın? Ne var ne yok görüşmeyeli? Ne olsun ya? Yeni bir giysi aldım kendime. Nasıl? Olmuş mu? Yahu Şöhret. Vazgeçmedin gitti şık giyinmekten. Neden vazgeçecekmişim? Ben halimden memnunum. Bence olduğun gibi ol. Alafrangalı özenmek iyi değil. Bak herkes sana şık diyor mahallede. Boş ver dostum ya. Hayatı yaşa. Madam Potiş'le hala flört ediyor musun? Evet, devam ediyoruz ilişkimize. Ne buluyorsun o kadında bilmiyorum. Güzel veya kültürlü olduğu için değil, ben onunla Fransız olduğu için flört ediyorum. Vallahi alemsin Şöhret. Maşuk da senin gibi. En azından onun sevgilisi Madam Aden öyle değil. Kültürlü birisi. Terzi de çalışarak geçimini sağlıyor. Vallahi helal olsun. Onlar nasıl tanışmıştı, biliyor musun? Maşuk Terzi'ye gömlek diktirmek için gittiğinde Madam Adel ona aşık olmuş. Vay canına, tıpkı romanlardaki gibi. Maşuk, sen de aynı Şöhret gibi alafranga bir tip oldun çıktın. Ne var bunda Madam Adel? Her şeyi dert etme. Dert etmiyorum. Sadece Şöhret Bey gibi gülünç duruma düşmeni istemiyorum. Şöhret nasılsın ya? Hiç sorma. Benim köpek troll lokantayı dağıttı. Orada beni dövdüler. Ya, peki sonra ne oldu? Anlayacağın rezil oldum. Madam Patiş de beni terk etti. Neyse, boş ver bunları. Akşam bizim evde parti var, gelirsen gel. Gelirim tabii. Muhabbetimle insanları kendime çekerim. Tamam, bekliyorum o zaman. Madam Potiş, nereye gidiyorsun? Sana ne bundan? Ben Maşuko Devit'te parti var, oraya gidiyorum. Gidersen git bana ne? Maşuk, mutfakta bir bayan gördüm. Onunla arkadaş olmak istiyorum. Yahu o yaşlı. Yaşlı mı? Ben genç zannettim. Odasına bir bakıp geleyim, gerçekten yaşlı mı? Affedersiniz bayan. Ben sizi genç zannettim. Aa, çabuk kaybol buradan polis çağırın. Ne bağırıyorsun ya? Polisler geldi. İçeridekilerin değerli eşyalarını da almıştım. Yakalandı.